EKPS Türkiye 15.si Demet Yalçınkaya ile birlikteyiz. Demet, EKPS Tekuzem ile hazırlandı. Türkiye 15.si oldu. Şimdi bize deneyimlerini aktaracak. Demet, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Demet'ciğim, bize kendinden biraz bahseder misin? Ben Demet Yalçınkaya. Aslen Erzurumluyum. Doğma büyüme İstanbulluyum. Çift branş mezunuyum ben. İlk olarak felsefe bölümünden mezun olup formasyon aldım. İkinci branşım da okul öncesi öğretmenliği. Ki sen zaten dereceyi okul öncesi öğretmenliğinden yaptın. İkisinden evet. De yaptın aslında. 2020 yılında ben kanser hastalığına yakalandım ve sonrasında rapor alarak EKPS sınavına girmeyi düşündüm. Ve maceram bu şekilde başladı. Zaten sen her ikisinde de derece yaptın değil mi? Evet. Okul öncesi öğretmenliğinde Türkiye 15.sisin. Felsefe grubu öğretmenliğinde Türkiye 30.sisin değil mi? Evet. Gayet güzel. Yani gerçekten gurur duyacak bir derece. Gerçekten bu sınav kolay değil yani. Sınava hazırlık olsun, diğer şeyler olsun demek. Demetciğim, peki bu sınava hazırlık sürecinde Tekuzem'i nasıl keşfettin? Hocam, ilk başta ben bir sistem çalışmayı düşündüm kendim. Bu çalışmamın tek başıma olacağını değil de bir destek alarak bunu yürütmemin gerekli olduğunu kararına vardım. Sonra internetten araştırmaya başladım. İnternette zaten birçok yerde hep Tekuzem karşıma çıktı. Tekuzem'in yapılan yorumları da okumaya başladım ben. Ya oldukça yani olumlu yorumlardı. Ve yani içimden bir ses, evet sen de buna yazılmalısın bu kursa. Tekuzem'e yazılmalısın. Ve yaşayabilirsin. Yaşayarak görmelisin dedim ve o şekilde başladı. Peki Tekuzem'den almış olduğun hizmeti, eğitimi değerlendirir misin? Evet, ben çok kaliteli olduğunu düşünüyorum aldığım eğitimin. Çünkü şimdiye kadar ben normal KPSS kurslarına da hazırlandım daha önceden, raporum olmadan önce. Kurslara gittim. Onlar gerçekten bana şu an çok böyle sıradan, yüzeyselmiş gibi geliyor. Tekuzem'de ben bir aile olmanın önemini kavradım. Yani her akşam ben mesela ders, yayın başlayacağı zaman sanki benim artık rutin bir hayatım da yaptığım bir şeymiş gibiydi. Derslere katılmak. Ya heyecanla bekliyorum. Gerek öğretmenlerimiz olsun, başta siz Akif hocam olmak üzere desteğinizi bizlerden hiçbir zaman eksik etmediniz. Sürekli moral vermeye çalıştınız. Gerek anlatımınızla, gerek sohbetlerinizle bizlere daima yol gösterici oldunuz. Ve bu çok önemli. Yani bir işe başlarken öncelikle bence motive olmak gerekiyor ve sevmek gerekiyor. En başta siz bize bunları verdiniz. Çok teşekkür ederim bu konuda da size. Uzaktan eğitimin avantajları neler oldu sana özellikle? Yani Tekuzem'in, uzaktan eğitimin. Hocam, mesela ben şöyle düşünüyorum her zaman. Tababam sınavını biz izlemişizdir. Orada Mahmut Hoca'nın bir sözü vardı. İşte okul dört duvar arasında çevrili bir yer değildir. Okul her yerdir diye. Ya ben her zaman o görüşü savunmuşumdur. Yani öğrenmek isteyen her yerde öğrenir. Bu ev olabilir, okul olabilir, her şekilde olabilir. Yani her yer olabilir. Yani bu uzaktan eğitimin konuda da hani evde de eğitim alabiliriz. Bu bence çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bildiğim bir ortam. Yani ne bileyim, ben mesela rahat bir şekilde oturup eşofmanlarımla dersi dinleyebiliyordum açıkçası. İstediğim zaman sorularımı sorabiliyordum. Aynı şekilde yani hani sınıf ortamında sadece yüz yüze bakabiliyoruz. Burada birbirimizi görmüyoruz ama yine aynı şekilde konuşmalarımızı, işte sorularımızı sorabiliyoruz. Sizi dinleyebiliyoruz. Yani bence uzaktan eğitimin, online eğitimin ben daha faydalı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet. Tekuzem'in öğretmen kadrosu hakkında neler düşünüyorsun? En başta çok sıcak yaklaşımları, arkadaş gibi candan olmaları gerçekten çok güzel. Çünkü ben hiçbir şekilde çekinmeden yeri geldi hani abim olarak gördüm, yeri geldi arkadaşım olarak gördüm. Hani bu şekilde olduğu zaman gerçekten öğrenmek de zevkli oluyor. Ve ben öğrenmenin zevkine vardım açıkçası. Mesela ben tarih ve anayasa dersine karşı ön yargılıydım. Çünkü hani ezber gerektirdiğini düşündüğüm derslerdi ve yapamayacağımı düşünüyordum aslında en başta. Ama tabii ki elimden geleni yapacağım diye de kendime söz veriyordum. Ama hiç bu kadar kolay aklımda bütün bilgilerin kalacağını, bu şekilde mesela sınavda da gördüğüm sorularla mesela sizlerin, gerek anayasa öğretmenimizin de olsun, sizin de olsun hocam, resmen o konuyu anlatırkenki yüz ifadeleriniz geldi yani gözüme sınav anında, EKPS sınavında ve gerçekten hani nokta atışı sorularınız da oldu. Ben bunları gördüm bizzat yaşayarak. O önyargılarımı kırdım ben ve gerçekten şu an tarih ve anayasayı çok seviyorum. Şu an senin gibi sınava hazırlanan arkadaşlarımız var. Bir Türkiye derecesi yapmış biri olarak neler tavsiye edersin onlara? Eğer umutsuz bir şekilde başlarlarsa ben yapamayacağım, işte nasıl olacak diye tedirgin olurlarsa ya en baştan 1-0 yenip başlanacağını düşünüyorum ben. Ya ben her zaman umutlu olmaya çalıştım. Mutlaka hani
hani bir şeyler yapabilirim, başarabilirim bunu diye düşündüm. Ve kendi eksikliklerimin farkına vardım en başta. Bu tabii ki Tekuzem'in sayesinde de oldu. Çünkü yapılan anketlerde olsun kendi eksikliklerimi gördüm ben. Ve bu eksikliklerim üzerinden hangi alanlara daha çok yönelmem gerektiğini, ne kadar süreyle tekrar yapmam gerektiğini ben bunları öğrendim. Ben mesela benim ezber yeteneğim gerçekten biraz zayıf. Benim konuyu mesela bir hafta sonra ben unutuyordum. Şöyle yapmam gerekiyordu. Benim sürekli tekrar yapmam gerekiyordu. Ve bu tekrar yapa yapa ben konuların gerçekten hani nasıl hafızamda yer ettiğini bu sayede gördüm. Ve bu konuda rehber öğretmenlerimize de çok teşekkür ederim. Bu çok büyük yani yol gösterici oldular. Bu sayede bir takım şeyleri öğrenmiş olduk. Zaten biz Tekuzem ailesi olarak hani biz bütün öğrencilerimize ilk geldiklerinde bir takım testlerden geçiriyoruz. Onların işte dediğin gibi hani öğrenme hızı, unutma hızı, yapabilirlik düzeyleri ya da eksikleri, fazlalıkları neler onları bir önce tespit ediyor sistem. Ve ona göre size hem çalışma programı hem dersler bu şekilde yönlendiriliyor. Bizim gibi sınava hazırlanan arkadaşlarımıza faydalı olur. Onların umarız hayatlarına dokunabilmişizdir. Bir kurmuş olduğumuz bir cümleyle, bir kelimeyle yaşadığımız bir anla. Ben mesela piyasada normalde EKPSS yayınlarını bulmamız gerçekten çok zordu. Ben çok fazla araştırdım. İşte var olan bütün kitapları almaya çalıştım. Ama Tekuzem'e yazıldıktan sonra o kaygımın yersiz olduğunu anladım. Çünkü bütün hocalarımız ders sonunda mutlaka genel tekrarlarını, işte bir sürü hiç görmediğimiz farklı soru tarzlarını hep önümüze serdiler bizim. Ya bunlar bence bulunmaz bir nimet. Önemli olan tabii ki bunları kullanabilmek, bu bilgileri alabilmek. Bu da bizlere düşüyor. Bunu çok güzel bir şekilde kullanmamız gerekiyordu. Ben o şekilde yaptığımı düşünüyorum. Ya inşallah bundan sonra gelecek öğrencilerimiz de bu şekilde davranırsa eminim ki çok büyük başarılar elde edecek. Thank you.